Ya da verilmeyebilir miydi? Verilmeyebilirdi. Yani bir sarı kart, çünkü orada biraz niyete bakar durum. Direkt rakibe bir kasti bir şey yoktu. Topla karışıktı. Verilmeyebilirdi. Bence sarı kartla onu orada giderebilirdi. Ama aynı hakem biliyorsunuz Beşiktaş Ailege maçını da yönetti ve orada bir voleybol tarzında bir şey oldu ve orada da maçın kaderini değiştirdi. Bugün de maalesef aynı şekilde o da bir herhalde heyecana yenildi. Sporcular da heyecana yenildi. Hakem de heyecana yenildi. Bir de tarihte ilk defa böyle bir ambiyansla çocuklar maç yapıyor. Siz biraz doğru. Hazır değil miydiniz yoksa? Fenerbahçe mi biraz daha hazırdı? Bunu böyle okuyabilir misiniz? Biraz ya şimdi şöyle, çocukların hazır olması, yani burada fiziksel hem fiziksel hem de zihinsel hazır olmaları gerekiyordu ama fiziksel aslında hazırlardı ama belki de zihinsel olarak çok iyi hazırlanamadılar diye düşünüyorum. Bir de tabii ki kırmızı kartın oluşu, orada bir penaltıyla golü yemiş olmamız skora da etki etti. Tabii biz oyun içerisinde aksiyon alma, oyuncuların sürekli yer değişikliği, yani sahaya adapte, pozisyonlarına, yerlerine adapte olma süreçleri de biraz zaman aldı. Böyle olmaması lazımdı. Yani ben de aynı kanıdayım. Kaldı ki biz böyle bir yani rakibimiz atıyorum 5. dakikada böyle bir pozisyonla kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde herhalde davranmazdık diye düşünüyorum. Yani Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Dediğiniz gibi bugün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı. Üzüldük açıkçası. Ama tabii daha iyi hazır olmamız lazım demek. Her koşulu hazır olmamız gerektiğini burada gördük. Oyuncularımız da. Yani genel anlamda güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Çocukların oyuna girerken de oyuncu değişikliklerinde göstermiş olduğu kadına şiddet, hayır sloganları da çok anlamlıydı. Bizleri izlemeye gelen taraftar da keza aynı duygu ve düşüncedeydi. Ama dediğim gibi sahada maalesef onu biz rakibimizde göremedik, çok üzüldük. Ya tabii ki sonuç olarak ligde tekrar karşılaşacağız. Bu bir hazırlık ve dostluk maçı. Yani hazırlık maçından ziyade dostluk maçı diyelim. Hazırlık maçında bile birazcık böyle hani bir şey olur ama dostluk maçı biraz daha farklı olur. Skoru da farklı olur diyelim. Özellikle böyle bir günde skorun da farklı olması gerekirdi. Dediğim gibi üzüldük. Yani çok bir şey diyemiyorum. Üzgünüm. Tabii ki daha farklı olacaktır. Şimdi çocuklar da burada bir deneyim kazandılar. İlk defa böyle bir atmosferde ve böyle bir dev organizasyonda sahaya çıktılar. Çok da heyecanlılardı. Buraya geldiklerinde de çok heyecanlılardı. Sahada da yani elleri ayakları titriyordu. Belki rakibimiz biraz daha psikolojik olarak hazırdı. Bir de deplasman gibi hani sonuçta bizim taraftarımızın daha yoğun olduğu bir ambiyans ortamdalardı. Ama onlar biraz daha hazır geldiler. Bir de kamptan çıkıp geldiler. Bizimkiler hani kamptan ziyade hani evlerinden çıkıp geldiler. Farklı bir atmosferden geldiler. Onun da etkisi oluyor. Nitekim oldu da. Ama dediğim gibi yani tamamen bugün hakemin daha çok bizim oyunumuzu etkilediğini düşünüyorum. Hakem azizliğine uğradık, evet. Üzüldük. Yani böyle bir dostluk maçında, maçın 5. dakikasında oyuncu atılmazdı. Ya devre arasında daha iyi mücadele etmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Yani şu da var şimdi, orada bir olay oldu ve onlar o krizi o anda yönetemediler. Biz de kenardan sesimizi çok da duyuramıyoruz, oyuna etki edemiyoruz. Hal böyle olunca da çocuklar da içeride ne yapacaklarını şaşırdılar.
Bir de rakibimiz oyun olarak ya biz eksik kalınca onlar biraz daha baskılı oynadılar ve biz bu baskıyı da maalesef orada kurtaramadık. Ama ikinci yarı biraz daha farklı, daha mücadele eden bir ekip vardı sahada, daha dirilerdi. Kondisyon olarak sorunumuz olduğunu düşünmüyorum ama oyun anlamında, oyun kurgularında maalesef işte tercihler zaman zaman yanlış oldu. Böyle. Oyunun içinde olan olduğu için o duyguların daha iyi ifade edebilir diye düşünüyorum. Öncelikle Galatasaray ailesine, Galatasaray'a ve böyle bir organizasyonda bizleri buluşturdukları, böyle bir sahada futbol oynayabilmemize, hayallerimizi gerçekleştirebilmemize, tabii ki hayal ettiğimiz böyle bir skor olmasa da her ne kadar, vesile olduğu için bütün yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki çok üzgünüz. Takım arkadaşlarım olarak bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve ailesinden, tüm arkadaşlarım adına böyle bir skor yaşandığı için özür diliyorum ben. Ve bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sezona bir yansıması olur mu diye bir soru gelmişti. Onu da cevaplamak istiyorum. Sezona yansıması muhakkak olumlu olacak. Galatasaray ailesinin bundan hiçbir şüphesi olmasın. Şöyle bir laf var. Bir musibet bin nasihatten iyidir diye. Biz bu bin nasihat değerinde bir akşam yaşadık takım arkadaşlarımla. Dediğim gibi bütün Galatasaray camiasından böyle bir skor için özür diliyoruz. Ve ne olursa olsun günün anlam ve önemini belirten kadına şiddete son, kadına şiddete hayır temasını da yine vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. Eğer bizim maç tarihlerimizle, maç takvimimizle uyuşursa neden olmasın? Evet. İsteriz. Şu ana kadar gelişim aşamasındaydı. Hala aslında gelişim aşamasında diyebiliriz. Çünkü henüz profesyonel değil ülkemizde ama birçok ülkede kadın futbolu profesyonel. Dolayısıyla biz de tahminim sanıyorum, yani UEFA ve FIFA bunu zorluyor. Yaklaşık 2-3 sene sonra bizim ülkemizde de profesyonel olunca tabii durum değişecektir. İşte o öncülük dediğimiz olay ortadan kalkacaktır. Ama şu an amatör statüde geçtiği için maalesef öncülük erkek futbolu oluyor. Şimdi şöyle, bir oyuncu dışarıya çıkınca kırmızı karttan maalesef işte oyun içerisinde ona göre yer değiştirmek durumunda kaldı. Planlama değişti. Komple oyun kurgusu komple değişti ve çocuklar içeride de zaten dağıldılar ve bir konsantrasyon kopukluğu da oldu. O yüzden çok fazla dışarıdan müdahale edemedik. Çünkü zaten içeridekiler çok hazır değil. Dışarıdan giren de hani çok dahil olamayacak ama yine de 3 oyuncu değişikliği yaptık. O da hani eksiklik gördüğümüz yerleri kapatmaya çalıştık. Tabii herkesin mevkisi farklı olduğu için farklı mevkilerde eksik bir takımın nasıl işte o boş alanları kapatması gerekiyor, ona göre bir diziliş yapmak zorunda kaldık. Aslında olabilirdi ama işte maçın hafta içi olması, salı günü olması, iş günü olması tabii ki burada bir dezavantaj yarattı. Bir de tabii sanıyorum pasolik sıkıntısı oldu. Bir de geç duyuruldu. Çok dar bir zamanda olduğu için maalesef taraftarın da katılım sayısı az oldu. Yani gelmek isteyip de gelemeyen işte hafta içi olduğundan dolayı. Hafta sonu olsaydı biraz daha farklı olurdu. Ama maalesef bu şekilde oldu. Ama yine de teşekkür ederiz bizi destekleyen taraftarlarımıza da. Biz müsaade istiyoruz. Evet. Çok maalesef. Teşekkür ederim.